Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda gerçekten aslında birçok şeyleri önemli bizim için ama dişleri de bir o kadar önemli çocuklarımızın. O yüzden onların ağız sağlıkları, diş sağlıkları, hijyenleri ilerleyen yaşlarında da onların daha sağlıklı, daha kaliteli bir hayat yaşaması için çok önemli. Bu konuyla ilgili konuşacağız. Pedodonti araştırma görevlisi Altar Ateş konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi ben de hemen merak ettim. Oradan başlamak istiyorum. Pedodonti uzmanlığı nedir? Ben başlayalım, sonra da konumuza geçelim. Tabii. Pedodonti uzmanı çocuk diş hekimi demektir. Çocuk diş hekimleri çocukların ağız diş sağlığının sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Ve bu çocukların hakkında yetişkinlerde uygulanan tedavilerin çocuklara uyumlamak ve bunları uygulayabilir hale getirmektedir. Evet, yani büyüklerin olduğu tedavileri küçüklere... Tabii bunları çocuklara uyumlamaya çalışmak. Hangi alanlarda peki hizmetler veriyorsunuz? Pedodonti uzmanları, yani çocuk diş hekimleri, çocukların ve velilerin, ebeveynlerin bilgilendirilmesini, bunların oral hijyen konusunda daha sağlıklı bir şekilde çocuklara uygulayabilmesini sağlarlar. Diş çürükleri, diş eksiklikleri durumlarında gerekli tedavileri uygularlar. Ve çocukların dişlerinin çürümemesi için ya da bu çürüklerin ilerlememesi için çürük önleyici tedavi uygularlar. Peki ne kadar önemlidir? Çok önemlidir eminim çocuklarda ağız hijyeni ama nelere sebep olur? Ne kadar önemlidir? Bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki şimdi çocuklarda düzenli bir diş fırçalama çok önemli. En az günde 2 kere fırçalamalarını öneririz. Bu konuda 6 yaşından küçük çocuklarda el manipülasyonu yetersiz olduğu için daha çok velilerini fırçalamasını öneririz. 6 yaşından sonra yeterli görülürse bu durumlarda veliler bilgilendirip eğitim verilip gerekli şekilde bir diş hekimi tarafından velilerin çocuklarına bırakmasını da sağlayabiliriz. Diş fırçalama özellikle mikrobiyal plağın uzaklaştırılması açısından önemlidir. Bu mikrobiyal plağın uzaklaştırılmasıyla aslında biz diş çürüğünün önüne geçebiliriz. Ama bu plağı uzaklaştırmazsak mikrobiyal plak tabii ki orada dişe asit ataklar yaparak çürümesini sağlamaktadır. Hangi yöntemlerle peki uzaklaştırabiliyoruz? Plak uzaklaştırma yöntemleri bizim için kimyasal olabilir veya mekanik olabilir. Kimyasal olanlara kloreksitin gargaraları örnek verebiliriz. Mekanik olanlara ise diş fırçalama, diş ipi kullanımı, buradan sonra diş hekiminin yaptığı küretaj işlemleri, diş taşı temizliklerini örnek verebiliriz. Evet, peki genel anlamda çocukları uygulamalarda koruyucu olanlar hangi yöntemler? Koruyucu uygulamalarımız fissür örtücü uygulamaları, yerel ve sistemik flora uygulamaları ve tabii ki yer tutucu uygulamalarıdır. Sanırım başlangıç çürüğü de çok önemli bir yer tutuyor değil mi? Nedir önemi mesela? Başlangıç çürükleri dişte plağın birikmesiyle birlikte dişte bir yapım ve yıkım süreci var aslında. Bu hep olan bir şey. Biz orada eğer plağı mevcut şekilde bırakırsak dişte yıkım sürecine geçeriz. Bu yıkım süreci dolayısıyla da dişte bu plağı uzaklaştırmazsak ilerleme olur, diş çürüğü oluşur. Başlangıç çürük lezyonlarındaysa biz erken bir şekilde o plağı çocuğun temizlemesini sağlarsak burada çürüğün yeniden yapım sürecine geçip diş çürüğünü geriletebilmekteyiz. Eğer ortamda flor iyonu da mevcutsa dişe çökelen kalsiyum fosfat iyonları dişin yapım sürecini sağlar. Flor iyonu da bunu biraz hızlandırır. Ayrıca flor iyonunun bulunması dişte florapatit dediğimiz daha güçlü bir yapıyı oluşturur. Ve dişi çürüğe karşı daha dirençli bir hale getirir. Yani flor diş çürümesinin önlenmede çok önemli tabii bir rolü var diyebiliyoruz o zaman. Tabii ki önemli. Flor dişte bu yapım ve yıkım arasındaki sürecin yapım sürecine çok büyük katkıda bulunmaktadır. Dişin yüzey enerjisini değiştirerek plağın bağlanmasını engellemekte ve dişte çürüğe karşı, bu asit ataklara karşı direnç sağlamaktadır. Peki hastalara flor hangi şekillerde uygulanmakta? Flor sistemik ve topikal dediğimiz bölgesel şekilde uygulanmakta. Sistemik uygulamalar, burada flor tabletler, çocuğun sütüne flor katılması ya da tuza flor katılması şeklinde yapılabilmektedir. Topikal uygulamalar ise diş hekimi tarafından uygulanmakta. Bunlar flor vernikler, flor solüsyonlar ve flor cilalar şeklinde uygulanmaktadır.
orada birazcık ama multidisipliner bir çalışma söz konusu. Tabii ki mutlaka diş hekiminin kontrolünde olmalıdır bu süreç. Yani çocuğa ben flor tableti alayım şeklinde bir durum yok. Bunun tabii ki diş hekimi reçete etmelidir. Özellikle ülkemizde zaten son yıllarda şehir sularında florlanması gündemi. Ve bu şekilde çocuklar aslında gerekli florunu da alıyorlar ama diş çürüğü için yeterli olarak biz bölgesel uygulayabilirsek, bu sistemine katmadan uygulayabilirsek daha yararlı olmak. Yani mideye gidiyor sonuçta, ciğere gidiyor değil mi? Tabii buralarda... ki yani biz bunu toplu olarak uyguladığımızda çocuğa bunu yutturmuyoruz sonuçta. 5 dakika boyunca uyguladıktan sonra tükürmesini sağlayarak bu toksik olayı engellemeye çalışıyoruz. O bardakta böyle çağımızı çaldığımızda evet, flor var aslında evet, değil mi? Evet orada evet. Peki bölgesel uygulamalar neye göre belirleniyor birazcık? Yani nedir onu etkileyen şimdi, faktörler? Bölgesel flor uyguladığımızda biz dişte aslında kalsiyum florit dediğimiz bir mine yüzeyinde yapının oluşmasını istiyoruz. Bu kalsiyum florit miktarı da diş hekiminin uyguladığı florun konsantrasyonuna, uygulama süresine, mine yüzeyinin yapısına bağlı biraz da. Evet. Bir de fissür demiştiniz ama nedir evet. Fissürün açılımı? Fissürler dişte çürüye daha dayanıksız alanlar. Yani dişteki kusursuz alanlar, kusurlu alanlar diyebiliriz. Bunlar pit ve fissürler olarak geçiyor. Biz eğer dişlerde buraları fissür örtücü gibi şeylerle doldurabilirsek dişte daha temizlenebilir alanlar oluşturabiliriz. Bunlar mikrobiyal plakların ve bakteri birikintilerin birikmesi için uygun alanlar. Biz fissür örtücü olarak buraları düz yüzeyleri çevirerek çocuğun daha temizlenebilir bir alan sağlamasını sağlıyoruz. Diş fırçasının ya da ipinin daha çabuk ulaşmasını evet. sağlıyor değil mi? Evet. Yani aynı zamanda bir beslendikten sonra o fissürlerde, pitlerde çok fazla gıda birikintisi bulunmakta. Onları engelliyoruz biraz. Peki daha sonralarında herhangi bir çürükle ilgili bir şikayet olduğunda nasıl tespit edilebiliyor? Şöyle fissür örtücüleri biz uyguladığımızda ya da fissürlerdeki çürüklerin teşhisi oldukça zor. Mesela bugün yarın bir diş hekimine gittiğinizde bir dişiniz için gidersiniz, çürük dersiniz değil mi? Hani siyah bir şey görürsünüz, bir dişim çürük dersiniz ama diş hekimi sizi muayene ettiğinde belki 6 tane çürük söyleyecek. Hani ne oluyoruz'a geliyorsunuz. Evet. Aslında bu biraz işte diş hekimlerinin koyabildiği bir tanı. Fissür çürükleri sağlam mini yüzeyi tarafından örtüldüğü için bunların teşhisi oldukça zor. Bunların teşhisinde de günümüzde aynı sondla muayene da önerilmekte. Ama daha çok sondla muayeneyi şu anda artık önermemekteyiz. Çünkü hani size söylediğim gibi çürüklerde bir yapım süreci de var. Bu yapım sürecini biz sond dediğimiz bu ucu kanca bir alet var. Belki bilirsiniz diş hekiminde. O aletle bozmaktayız aslında. Yeni önerdiğimiz şey ise dişlerin kurutup bu opak beyaz lezyonların gözle muayenesidir. Evet. Peki şimdi fissür örtüleri konuştuk ama orada bir etkili midir, başarılı mıdır fissür örtücülerle ilgili birçok çalışma yapılmış ve aslında klinik başarısı kanıtlanmıştır. Fissür örtücülerde mesela 2 yıllık takip çalışmaları var bununla ilgili. Süt ve daimi azı dişlerine uygulanmışlar. 2 yıllık takip çalışmalarında fissür örtücülerin uygulanan dişlerde %24'lük bir çürük oranı görülürken uygulanmayan dişlerde %76'lık bir çürük oranı görülmüş. Aslında bayağı bir fark var. Evet. Ve 2 yıllık sadece bir oran. Bir de 7 yıllık bir takipli bir çalışma var. Bu çalışma ise daimi azı dişlerine uygulamışlar. Daimi azı dişlerinde fissür örtücü uygulanan dişlerde %76'lık daha az çürük görülmüş. Burada da çok büyük bir fark var. Evet. Ve biz sadece bunu girişimsel olmayan bir şekilde yapıyoruz. Fissür örtücüler gayet basit bir şekilde anestezi yapılmadan uygulanan şeyler. Dişte çürük olasılığını çok indiriyor. Ki şöyle olabilir, mesela engelli çocuklarda çürük geliştiğinde biz bu çürükleri çocuğa oturtarak tedavi edemeyebiliriz şu zaman. Bu çocuklar gelecekte gelen anestezi, sedasyon ihtiyaç duyuyorlar. Biz bunu fissür örtücüleri çocuğa uyumlu bir şekilde uygularsak bu gelen anestezi, sedasyon ihtiyacını da azaltmış oluyoruz. Peki belli bir yaş ya da bir zaman var mıdır uygulamak tabii ki fissür örtücülerin uygulanması gereken zamanlar var. Tabii ki dişin çürük olmaması gerekiyor bizim bunun için. O yüzden dişin sürmesinden hemen sonra uyguluyoruz. 3-4 yaşında süt azı dişlerine, 6-7 yaşlarında ilk süren 6 yaş dişleri halk arasında birinci azı dişlerine, 11-12 yaşlarında küçük azı dişlerine, 12-13 yaşlarında da ikinci büyük azı dişlerine uygulayabiliriz. Bir de sanırım renkli fissür örtücüler var değil mi? Tabii ki. Şimdi ilk yapılan fissür örtücüler daha opak renklerde yapılmış. Ve bu fissür örtücüleri uyguladığında hekim veli demişti hani ne uyguladınız ben göremiyorum değil mi? Evet. Böyle bir süreç de var. Çünkü ne anestezi yapıyoruz ne bir şey yapıyoruz bunu uygularken. Bundan dolayı renkli fissür örtücüler ürettik. Bu renkli fissür örtücüler de hem velinin görmesi sağlıyor. Çocuklar küçük çocuklar mesela küçük erkek çocuk ben mavi istiyorum diyor.
ya da kızlar pembe istiyorum, mor istiyorum diye. Biraz daha eğlenceli hale geliyor. Biraz eğlenceli hale geliyor ve çocuğun da motivasyonunu sağlıyor biraz. Hekimin de bunun uyumunu kontrol etmesini kolaylaştırıyor. Evet, gerçekten benim de ilk defa belki konuştuğum dişle ilgili çok programımız oldu ama fistül örtücüler bayağı etkili olduğunu. Evet, çok etkililer ve aslında hekim arkadaşlarımız çokça uygulamakta günümüzde ve bunun da sonuçlarını alıyoruz. Değil mi? Evet. Evet, ilerleyen zamanlara göre peki belli bir zaman sonra değişiyor mu? Fistül örtücülerin diş hekimi tarafından zamanla tabii ki kontrolünün yapılması gerekiyor. Bunun uyumu sizin zamanla 6 ayda bir diş hekimine giderek kontrol ettirebilirsiniz. Zamanla düşebiliyor bunlar. Evet. Yerine yenisi yapılması gerekebiliyor. Bazen diş altından çürüyebiliyor. Yani herhangi bir fistül örtücü olsa da diş çürümez diye bir durum yok. Çocuk ağız bakımını yapmazsa çürüyebilir. Bu durumlarda da yapılan bir araştırma var yine. Fistül örtücü uygulanan dişlerle uygulanmayan dişler karşılaştırılmış. Tabii ki çürüklü olanlar karşılaştırılmış. Baktığınızda fistül örtücü olan dişlerde daha basit bir şekilde çürürken diğer dişler daha derin şekilde çürümüşler. Bu aslında fistül örtücülere baktığınızda tedavi ihtiyacını da indirgeyen bir şey. Evet, yani iyileşme sürecini kısaltıyor. Belki o İyileşme değil de çürüğün ilerleme sürecini. İlerleme sürecini. Evet, daha yavaş olmasını sağlıyor. Daha müdahale edilebiliyor onun için. Evet. Evet, zaten periyodik olarak gitmeleri gerektiği için de o fark edilebilir. Evet, çok. Tabii ki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben sağlıklı ederim. Gülüşlere kazandırmanızı size de dilerim. Sağlıklı gülüşler dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten dediğimiz gibi çocuklarımızın her şeyi önemli ama diş ileride daha büyük problemlere yol açabiliyor bazen. Küçükken müdahale etmek çok önemli o yüzden çocuklarımızı periyodik olarak dişçilere götürmeyi unutmuyoruz, diş hekimlerine. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.